Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدِ صَلُّوا عَلَى قُرَّةِ اَعْيُنِنَا مُحَمَّدِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz. Surenin 100. ayetindeyiz. Estaizu billah. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maide suresi 100. ayet. Ayeti ele alıyorduk. Allah Azze ve Celle'nin eşit değil dediği hadis kelimesiyle Tayyip'i yukarıda Cenab-ı Allah'ın helal ve haram kılıkları üzerinden değerlendirmek de mümkün olur mu? Yani Cenab-ı Allah'ın sizin için helal kılıkları temiz olanlardır. Habis olan da Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerdir. Yoksa zahiri bizim bilgilerimizle olan şeyler değildir gibi. Yani eşyaya hamledip öyle mi? Yukarıdaki helal ve haram kılınan şeyler ihramdayken avlanmayı... Ama o zaman müennes gelmesi icap ederdi. Madem yani akil olmayan çoğul gibi düşünüyorsun, o zaman bunların müennes olması icap ederdi. Eşyaya delalet ediyorsa. Bu attayyibatu littayyibina vattayyibuna littayyibat velkhabithatu lilkhabithina velkhabithuna lilkhabithat gibi. Bu okuduğum ayette çoğulu var. Burada da onun tekil hali var. Dolayısıyla şahıs ismi gibi düşün yani. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ. De ki habis olanla tayyip olan bir değil. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. Kaldı ki eşya üzerinden yani helal olanlar, haram olanlar diye düşünürseniz haram olanlar da çoğunlukta değil bildiğim kadarıyla. Yani eğer kötüler, kötü şeyler, o zaman helal olan, temiz olan şeyler istisnai gibi olur ki düşünecek olursak. Ben bildiğim tersi. Helal daire daha geniş, haram olan, kötü olanlar daha istisnai, daha az sayıda. Helal ile tayyip aynı ayette. Tayyiben hal olarak. Ya o ilgili ayette oradaki helale de tayyibe de nasıl anlam verdiğimiz oralarda tartıştık. Şimdi oraya dönmek istemiyorum. Ama tayyiben hal olarak orada helal olan şeyi nitelemiş durumdadır yani. Dolayısıyla fark var demek de çok isabetli değil. Yani helal olanı size çözülmüş, serbest bırakılmış olanı hoşnutlukla tertemiz yiyin dediği bir yer Cenab-ı Hakk'ın. Yani مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِدَكِ gibi. Yok, fiile yönelik hal olarak yani bunu helal tayyip olarak yiyin. Hoş olarak. Benzer ayetler birkaç yerde var. Tekrar dönüyorum ayete. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ. De ki habis olanla tayyip olan eşit değil. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُ السَّيِّيَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً. Aynı kelime. سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ.
Yani kötülükleri yapan kimseler sanıyorlar mı ki? اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenler gibi yapacağız onları. سَوَاَنْ مَحْيَاهُمْ وَمَاتُهُمْ Hayatları da ölümleri de bir olacak, eşit olacak. Seva kelimesi işte bu yestevi ile aynı. Hayır eşit olmayacak. سَاَمَا يَحْكُمُونَ Kötü hükmediyorlar, yanlış hükmediyorlar. Bir olmayacaklar. Ne hayatları bir olacak, ne mematları bir olacak, ne de akıbetleri asla eşit olmayacak. Hiçbir surette habis olanla tayyip olan müsavi olmayacaklar. Bu farkı kim ortaya çıkaracak ve farkı kim yaşatacak derseniz, o Allah Azze ve Celle'ye kalmış. O üstlenmiş yani. O yaşatacak illaki. Dolayısıyla hani hadiste Allah'ın elçisi diyor ya, yani zulme uğramış olan kimseye Allah Azze ve Celle sana yardım edeceğim. وَلَوْ بَعْدَحِينَ Bir zaman sonra bile olsa illaki seni tutup kaldıracağım. Bazen bir sıkıntılı bir durum oluyor. Böyle bir kişinin mağduriyetini vesaire görüyorsunuz yahut oluyor. Yani siz tanık olduğunuz yerde bile böyle yerinizde duramayasınız geliyor. Yani duruma müdahale edip onun mağdur edilişine karşı bir şeyler yapmaya ihtiyacı. Bunu bazı zamanlar kendi içimde, eğer bir şey yapamadın, öyle kaldı veya yaptığında bir şey yaramadıysa, diyorum ki bu illaki yine bu kişinin mağduriyeti giderilecek. Çünkü benim tanık olduğumdan daha iyi bir tanık daha var ve o da en az, yani en az benim kadar sabırsız, daha fazlası var. Yani zulme karşı onun tahammülsüzlüğü Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla bazen öyle Allah'a dönüp ya Rabbi illaki bunu sen yani sineye çekmezsin. Bizim buradaki tepkimizden fazlasına sen sahipsin ama demek ki senin öteyi, beriyi, her tarafı bildiğin için açığa çıkaracağın anı böyle taşı yedine koyarak çıkarmak istediğin bir zaman var demek ki. Nitekim öyle oluyor. Zaten senaryoyu yazan adam devamını da filmin kendisi tasarlayacağı için çoğu zaman sizden daha sabırlıdır ve uzun uza diye sizin tahammül edemediğiniz sahneleri size yaşatır. En sonunda iyiyi inkişaf ettirir ve sonuçlandırır, rahatlatır sizi. Allah Azze ve Celle gaybı bildiği için mazlumun içine düştüğü durumu, mağduriyetini ve gaybtan ve geleceği de ahiret hayatında insanları kendisine geri döndürüp toplayacağı için, dolayısıyla bu bakımdan son derece rahat. O sebeple nihayetinde illaki iyilere iyiliklerini ve karşılığını, kötülere kötülüklerini ve karşılığını kesinlikle yaşatacağını ihbar ediyor. Asla bu manada iyiliğin mağdur edildiği, kötülüğün baskın çıktığı bir durum olmayacak. Se'eme yahkumun. Ne kötü hükmediyorlar. Hiç Allah böyle bir şeye tahammül eder mi? O sebeple yani iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık biliyor düşüncesi çok, yani pek çok ayetin konusunu ve neticesini şey yapıyor, yansıtıyor. Güzel bir özdeyiş o. Sen müşteri ol. Allah Azze ve Celle seni biliyor diye çoğu zaman iyi kimselerin hayatta sabırlı olmalarına, tahammüllü olmalarına yönelik telkinde bulunuruz. İşte ayette Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Çünkü o biliyor. Vallahu ya'lemu ma tubduna ve ma taktumun. Kul la yastavi'l habith. Bazen hakikaten öyle örnekler oluyor. Çocuk geliyor, dövünüyor. İşte öğretmenim, ben aslında böyle yaptım da, ama işte öğretmen bilmiyor da, arkadaşına onu da aynı zannediyor da, yoksa ben ne kadar didindim de falan. Yani bilinmemiş ve şeye uğramış. Ve o kötü, bazen de kötüye o çıkmış. Geçenlerde yıllar öncesine ablam bana telefonda anlatıyor. İşte diyor, biz çocuklukta otobüste mi minibüste gidiyorduk da, o servis bizim babamın çalıştığı fabrikadan. İşte servisinde bir Pakistanlı sürücüsü var. Son derece sempatik bir adam, müşfik bir adam. Bunlar da kız öğrenciler. Öğrencilerden bazıları adamdan dondurmacının oradan geçerken 1 riyal istiyorlarmış. 1 riyal versene, 1 riyal.
Ablam da diyor ki ya çok bundan utanıyordum yani, arkadaşlarım niye böyle yapıyor. Çocuk işte gelmiş, evde mi söylemiş, bir yerde mi söylemiş yani işte böyle oluyor diye. O da o kızların veya o kızın babasının kulağına gitmiş. Mesele büyümüş. İşte adam gitmiş öfkeyle. Yani benim kızıma iftira ediyorlar. Aslında benim kızım kimseden para istemez. O Pakistan'a gitmiş. Pakistan'ın da herhalde yani çocuk mahcup olmasın diye yok yok öyle bir şey falan demiş. Sonra araştırmışlar kim bunu söyledi diye. Gelip bunu bulmuşlar. Bu da yalancıya çıkmış mı durduk yere? Yani böyle bir sıkıntılı duruma kaldım diyor. Şimdi onun o kaldığı sıkıntı, durum, işin iç yüzü bir tarafa, dışa vuran, yansıyan haliyle, söylenen haliyle tamamıyla bambaşka gibi gözüküyor. Bir de park şoförün de artık böyle bir şey yapmaması. Bu bahsettiğim son derece basit ama neticesi itibariyle iyi ile kötüyü ayırt etmemizi engelleyen o engel dünya hayatında pek çok olayda çok değişik çeşitte yaşanabilir. Ve insanlar hakikaten böyle sizi tamamen çok haklı olduğunuz halde haksız bir çehreyle resmedebilirler, öyle algılayabilirler. Orada dayanabilecek, ayakta durabilecek yegane itimat edebileceğimiz kişi vardır. O da Allah Azze ve Celle. Değil mi ki sen biliyorsun? Bu bana yeter diyebilmeyi Allah bizim hepimizden ayrı ayrı hayatımızın belli dönemlerinde bekleyebilir. Elçi benzer bir durumda diyor ki قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادًا قُلِ اللّٰهُ شَه۪يدٌ بَيْن۪ي. Siz beni sihirbaz olarak, yalancı olarak, kötü biri olarak her türlü yaftayla yaftalayıp duruyorsunuz. Değil mi ki Allah benim risaletime tanık? Bu bana yeter. Kul kefe billahi şehiden. Hem zaten sizin tanıklığınız onun tanıklığı yanında ne işe yarar ki? Kul eyyü şeyin ekberu şehada. Kul illahu şehidun beyni ve beynekum. De ki kimin tanıklığı daha büyük? Benim doğruluğuma Allah tanık. Ve bundan ben eminsem ben artık müsteri olmalıyım. Bütün insanlar hakkımda, aleyhimde olumsuzluklarla konuşuyorlar, kötü şeylerle konuşuyorlar. Kul burada eğer yıkılırsa Cenab-ı Hak ona dönüp yazık sana, ben sana tanık olduğum halde doğrunun, iyinin dostu, yardımcısı Allah'tır. Ha, bunu bildiğin halde sen bana itimat edemiyor, bana güvenemiyor ve adımlarını sağlam basamıyorsan sen zaten yıkılmaya mahkumsun. En ufak bir şey bile seni yıkar. Ama Allah Azze ve Celle'nin senin gerçeğine, doğruluğuna, dürüstlüğüne, hakikatine tanık olduğunu bildiğin halde dürüstlükte, doğrulukta sebat etmen icap etmez mi? İşte bu süreç, hayat böyle tehlikeli ve her an her şeyi bambaşka yansıtabilecek şuyuatlarla, spekülasyonlarla, karmaşalarla yoğun halde dekore edilmiş bir yaşamın içerisindeyiz. Resuller mesela Nuh'u düşünün. Hakkı söylediği, hakkı ikrar ettiği وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Hem doğruyu tasdik edip hem doğruyu getirdiği halde insanlar içerisinde en ağır, en çirkef, en kötü mühtanlara maruz bırakılmış bir yaşam, hayat sürüyor. En fazla aşağılanmış, en kötü düşürülmüş. Hazreti Lut'u düşünün. Hakkın en temiz olmanın tarafı olduğu halde şehirden sürülmekle, kötü olmakla itham edilip لَاِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. Buradan çıkarılacaksın, sürüleceksin. Bir insanın eşyalarını kapı dışarı edilip hanesinden, hatta yurdundan kovulması, sürülmesi ve Türk filmlerinde bile gördüğünüzde gözleriniz yaşarıyor yani. Ahali adamı taşlayıp çıkarıp kovuyorlar işte. Bu noktaya kadar geliyor hakkı söylediği için. Tek güvenebileceği bir şey var. Kimse var. O da Allah Azze ve Celle. Doğrulukla, sebatla devam etmek zorunda. O yüzden bu eşit değil. Hiçbir zaman da eşit olmayacak.
biz şeytana karşı avazımız çıktığı kadar hayır, hiçbir zaman dürüstlüğümden ödün vermeyeceğim. Hiçbir zaman dürüstlük zayi edilmeyecek. Allah onu zayi etmeyecek. Şeytan da bunun tersini söylüyor. Şu ayetin aynen tersini söylüyor. Ya iyi de bir, kötü de bir. Yani iyi olarak ne olmuş ki? Sen kılarsın böyle namaz namaz. Allah kılmayana daha çok verir. Bakarsın öteki tarafta da affeder. Daha iyi şey sonuçlar elde. Senin Allah'ın öyle bir adaleti olduğu veya böyle kadrini bildiği, kıymet bildiğini mi zannediyorsun? Çok böyle kendini şey edersin. Bak hemen o esnada kapıdan biri geçiyordur. Bak işte. Bak nasıl ona para vermiş. Bak nasıl ona mutluluk vermiş. Bak nasıl ona. Hemen bir kıyas onunla senin aranda. O iyi mi sen mi iyi? O daha kötü sen daha iyi. Bak demek ki Allah bilmiyor bu işin ölçüsünü. Bence bu ısıtmaya kesin geçti de ısıtıyor yani. Evet, şimdi kadar yeni soğutmaya geçti. Şu ana kadar ısıtmadaydı, şimdi evet, soğutmaya geçti. Ha, bizim bura hamama döndü çoktan da, sizin orayı bilmiyorum. Ente tehkulillahumme malikel mulk, alimel gay, kulillahumme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehadah. اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ De ki ey Allah'ım, göklerin ve yerin yaratıcısı, şehadetin ve gaybın bileni, عَالِمَ الْغَيْبِ وَشَ اَنْتَ تَحْكُمُ Sen hükmedeceksin. بَيْنَ عِبَادِكَ Kulların arasında, ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Onların ihtilaf edip durdukları şeyler hususunda. Dolayısıyla o ihtilafı tabii bilip yaşanmasına isyan etmemek lazım. Böyle bir şey nasıl yaşanır? Ben daha iyi olduğum halde nasıl kötü, iyi sanılıp ona bu bir şey edilebilir? Nasıl böyle bir yanlışlık olabilir? Bu ortam böyle yanlışlıkların yaşandığı bir yer ve bu yanlışlıkların ardında kasten şeyi olan, iradeleri olan kimselere bu fırsat açılmış ki cürüm işleyebilsinler ve o cürümleriyle onlar sorumlu oldukları kadar hakları yenilen, mağdur edilenler de iyilikleriyle saklansa, gizlense, mağdur edilse bile Allah'ın huzurunda gün yüzüne çıkarılarak o müthiş gün yaşansın. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ Bugün ayıran gün, iyi ile kötüyü ayırt edecek. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Denilecek ki ey mücrimler ayrılın bakalım. O güne kadar kendilerini arada saklamış, bir şekilde kendilerini farklı göstermiş kimseler. Öyle bir ortaya çıkacak ki vay be dedirsin de o günün o ihtişamına yakışır, Allah'ın bilgisinin tezahür edeceği o ana yakışır şeyler yaşansın. Yoksa burada her türlü hesap görülse, hiç iyiler mağdur edilmese, kötüler hep deşifre olunsa, hep cezalandırılsa, öteki tarafa gittiğimizde her şey bitmiş zaten yani. Öyle değil ama Allah Azze ve Celle daha kitabın başında diyor ki Maliki yevmiddin, din gününün sahibi o. O gün huzura geleceksiniz ve o gün her şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla buradan biriktirerek gidiyoruz. Her halükarda. Ortam şeyi bozulmasın diye zaman zaman bazı suçlular cezalandırılıyor, bazı iyiler ortaya çıkıyor gibi gözükse de umumiyetle buradan biriktirerek gidiyoruz. Herkes. لَا يَسْتَوِ الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ De ki habis ve tayyib eşit değil. Olmadı, değil, olmayacak. Zaman kayıt olmadığına göre bunlar hiçbir surette eşit değiller. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Önceki derste bu bölümüne geldik ayetin. Senin habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. Şimdi bunu bize söylediğine göre bizim bunun çokluğuna dair bir beğenimizi önceden biliyor demektir. Biz bunu çocuğa söylesek, ya onlar öyle fazla kalabalık, yani kalabalıklar hoşuna gitmesin, kötü çocuklar gibi diyorsak, onun buna dair o çokluğa yönelik meylini öngörüyoruz demektir. Aksi olsa niye hoşuma gitsin ki ya, kötü ne kadar olursa olsun benim hoşuma gitmez gibi bir karşılık bulurdu. Ama biz insanlar da kalabalığa, çok olan tarafa, güçlü olan tarafa hayat içerisinde bir meyil demek ki. Zaten buna karşı sınanıyoruz. O meyil bizi heva ve arzularımızla kötülerin safına çekecek, onların kalabalığı dolayısıyla. Biz de hak bildiğimiz yolda yalnız da kalsak direnebilecek bir
şeyle yoklanacağız ki ne kadar hakka vefa gösteriyoruz. Dolayısıyla heva ve arzular nasıl parazit duygular olarak bizi kötüye meylettiriyorsa, akledişimiz, gören gözlerimiz, duyan kulaklarımız, bunların topladıkları verilerle akleden kalbimiz bize doğruyu, gerçeği sunuyor. Ve hakka vefa göstermenin bir ağır bedeliyle karşılaşıyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle hem iyi olmayı, kötülerin nihayetinde illaki hüsrana düşeceklerini bilmeyi, hem de iyilikten yana olup kötülerin çokluğuna kanmamayı bize açıkça ifade ediyor. وَلَوْ اَعْجَبَكَ Senin hoşuna gitse bile كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Habisin çokluğu. Bu aynı zamanda şunu da bize öğretiyor. Bir şeyin çok olması o şeyi iyileştirmez. İşte demokrasi denen şeyin handikaplarından bir tanesi de bu. Yani bütün kurgusunu çok üzerine kurmuş. Niye? Sorun orada biçimiyle minimize edildiğini düşünüyor. Ve zaten bunun teorisyenleri de bu handikapını söylüyorlar. Ama diyorlar ki bilebildiğimizin en iyisi bu. Daha iyisi varsa siz söyleyin diyorlar. Bence daha iyisi yok. Çünkü insan varlığını o demin içine ulaşamadığımız, erişemediğimiz, deşifre edemediğimiz sürece değil mi ki kötüler kötülüklerini biz iyileriz diye yansıtabilecekler. Dolayısıyla da çözüm olarak kavga etmekten, iç içe girip birbirimizi yemektense iyilerin çoğalacağı, iyilerin birbirini ikna edeceği bir ortamda kalabilmek en sağlıklısı. Diğer türlü hak bir tane bile olsa, yani koca memlekette bir kişi bile olsa adaletten yana, onun sözünü işletelim, kötüleri bastıralım diye bir sistem kurma şansımız yok. Varıp bir mahkeme kursanız bir memlekette diyelim, çok daha bakmıyoruz arkadaş, biz bir mahkeme kuruyoruz veya bir kurul kuruyoruz, bunlar doğru neyse onu söyleyecekler ve onu uygulayacağız. Başta Allah'ın kitabına müracaat edecekler, elçisinin uygulamalarına müracaat edecekler ve aklın yolu bir, zaten bunlar da aklın doğrularını seslendiriyor. Deseniz bile oraya oturtacağınız adam kim? Gökten gelen melek mi? Yok, onlar da habis ve tayyip olmak hususunda ya habistirler ya tayyiptirler. Yani çözülmüş olmuyor. İşi sonuca bağlamış olmuyorsunuz. Nitekim tarihe dönüp baktığınızda masada kurallar Allah'ın buyruklarına, elçisinin uygulamalarına ve akla, doğruya kilitlenmişken, böylece yazılmışken uygulayıcılar, hüküm vericilerin habislikleri dolayısıyla sahada bakıyorsunuz habaset, pislik almış başını yürümüş. Dolayısıyla burada ideal şartlar olmadığı için ideal bir düzen kurmak da hayal. Fiziğe ben benzetiyorum. İdeal şartlar diye bir şeyler vardı ama o hiçbir zaman yoktur. O hep hayalidir yani. İdeal şartlarda neydi? 22.4 litre bilmem ne bir şeyleri vardı. Veya sürtünmesiz ortam gibi. Böyle bir şey olmadığı için karşımızdaki insanlar da tayyip olmak hususunda silme temiz olmadıkları için kusurlular. Bir de hiçbirimiz tam manası tayyip olamıyoruz. Tayyip olabilmenin en iyi hali insan açısından habis olup olup düzelmek, tayyip olabilmeye çalışmak, belli bir verim ile kusurları affettirmeye uğraşmak, kusurlardan ama hiçbir zaman da bütünüyle temizlenememek. Günah şeyi boyutu devam eden bir varlık. Böyle insanların olduğu yerde elbette ki ağır aksak ve sıkıntılı ortamlar olacaktır, sıkıntılı durumlar olacaktır. O sebeple yine ben kafamda düşünüyorum, İnsanların kim yönetsin sorusuna çoğunlukla cevap aramak yine şey açısından daha iyi, sükunet açısından daha iyi. Ama neye göre yönetsin sorusu elbette ki aklen çözülmelidir. Onu zaten demokrasi de böyle söylüyor. Yani bugünkü rejimde bile hukukçular niye vurup vurup masaya hukukun üstünlüğü diyorlar? Çünkü diyorlar ki yani hukuk üstündür, öyle işte sandıkla gelip hukuku alt üst edemezsin. Bir şeyin doğrusu vardır, evrensel doğrudur bu. O doğruyu milletin çoğu istiyor diye de yerle bir edemezsin diye. Orada ayrı bir kanal almış başını gidiyor. O kanal da ne kadar bu anlayışı
ne kadar doğruca savunuyor, yoksa onlar da bunu suistimal ediyor, ondan da emin olamazsın. Yani dönüp onlara ya bu taraftakiler suistimal ediyor, siyasetçiler diyor, duruyorsunuz da hayırdır, siz gökten inen melekler misiniz? Belki de siz hukuk deyip siz de orayı suistimal ediyorsunuz. Bunun sonunu en son ferde kadar getirmek mümkün değil. Ele aldığınız her bir bireyin habis yahut tayyip olma ihtimali hala masada ve bunun neticesini ancak Allah Azze ve Celle bütünüyle ortaya çıkaracak. Dolayısıyla bunu ister bir kuruma yükleyip oradan işte bak ben ideal düzeni kurdum deseniz boşa çıkar. Şuna yükleyip oradan bir kişiye bile bıraksan bazen o kişi iyi çıkabilir. Bir dönem bakarsınız iyi bir dönem yaşanmıştır. Tak yerine oğlu gelir. Aynı yetkilerle alt üst eder ortalığı. Bu sefer oturup başınızı kaşırsınız. Sistemin neresi bozuktu? İnsanın kendisi bozuk. Yani insan bozuk çıkabiliyor. Ve çoğunlukla bozuk çıkıyor. Bir de o var. İnsanın çoğunlukla bozuk çıktığı bir yerde siz ideal bir düzen kurmayı planlıyorsunuz. O yüzden baktığınız zaman Kur'an bir yönetim biçimi, İslam bir yönetim biçimi, bir model sunmuş değil. Yani işte başınızda bir yönetici olsun, altında 10 tane yardımcısı olsun, işte bunlar kendi içerisinde yönet bilmem ne falan. Bir model biliyor musunuz? Yani Kur'an'ı okudunuz baştan sona, Resulullah'ın uygulamalarını biliyorsunuz. İslam şöyle bir yönetim modeli sunar ve bu böyle uygulanmalıdır. Seçim olur, şu unsurlar seçilir, bunlar üsttekileri seçerler. O bir komisyonu yahut bir sekreteryayı yahut bir yönetici. Elimizde böyle bir model yok. Var yok bir tek Allah Azze ve Celle'nin اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ dediği ayeti ve benzerleri. وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ onların emri işleri kendi aralarında istişare iledir dediği ayetle. Bunlar üzerinden insanlar iyi olursa ortaya iyice bir şeyler çıkabilir en azından bir dönem. Ama insanlar kötülüğe doğru evrildiğinde de yine ortam kötülüğe doğru kayacaktır. Peki hocam bizler bize yaşadığı dönemde bir devlet yönetti. Yani hani biz İslam bir şey öngörmedi yönetimle ilgili diyoruz da aslında hı hı. Yaşamış bir peygamberin yaşadığı dönemde yönettiği bir ülke var yani. Orada aslında bir sürü belki teoriler var ya. Evet. Yani Allah'ın elçisinin başında olduğu ve yönettiği devlet onun merkezde olduğu bir devlet. Fakat aynı yani onun irtihal ettiği an itibariyle aynı koşullarda mıyız? Değiliz. Demin bahsettiğimiz habis, tayyip, doğru yapma, yanlış yapma hususunda insanların hepsi biz bir tarafa, Allah'ın elçisi bir diğer tarafa kalıyor. Neden? Çünkü kontrol edilen, yaptığı yanlış yapmaz demiyorum, yaptığı yanlışları kendisine tahsih edilen birisi. Öyle birini bulsak bütün sistemi üzerine yıkalım. Bugün bile yıkalım. Yani o yüzden imamiye inancı bu bakımdan tutarlıdır. Keşke imamlar masum olsa dedikleri gibi. Onlar diyorlar ki masum adam olmasa hiçbir yönetim idealize edilemez. Dolayısıyla da Allah Resul sonrası masumlar göndermiştir. Bunlar Ehl-i Beyt, işte 12 imam masum kimselerdir. Bunlar insanlık, bunlar üzerinden yönetimini ancak idealize edebilir. Ve bunlar yanlış söylemezler. Masumiyet vardır üzerlerinde. Şimdi Allah'ın elçisinde masumiyet var mı diyorsunuz? Allah'ın elçisinde yoktu ama vahiy olduğu için sonuç aynı yere çıkıyor. Yani yanlış yaptığında vahiy geliyor, yanlışı düzeltiyor. Sonuçta kötülük devam etmiyor, düzeltiliyor. Öyle biri olsa, öyle biri elimizde olsa, Allah'ın elçisi gibi vahiy alan yahut vahiy almasa bile doğuştan masum olan, tamam sistemi onun üzerine yıkalım. Her ne konu olursa, ister iç politika, dış politika, iktisat, her ne çetrefilli mesele olursa gidin ona danışın. O ne derse, yani öyle bir şey yok elimizde ama. Elimizde kurallar var, Allah Azze ve Celle'nin buyrukları var ve bir de insan var. İnsan samimi olursa bu buyrukları iyice, doğruca kullanabiliyor. Samimi olmazsa aynı kuralları, aynı şablonları kötü emellerine alet edebiliyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ onlara yeryüzünde fesat çıkarıp durmayın dendiğinde dediler ki ne diyorsunuz siz? اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ biz ıslah edicileriz. Biz ıslah ediyoruz.
Ela innahum humul mufsiduna. İşte asıl ifsad ediciler onlardır diyor Cenab-ı Hak. Deşifre ediyor. Ama kimler üzerinden? Tanımlar üzerinden. Şu anda ayetteki ifadesi. Bunların ad ad isim isim ortaya çıkacağı günün arifesindeyiz. Ama burada olduğumuz sürece bu bahsettiğimiz konularda sadece kendimizden emin olabiliriz. Bir başkasından değil. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka maadira. İnsan kendisine tanık, kendisini gözlemlemekte. Oturup bahaneler sürse, bir sürü şey söylese bile içten içe kendi yamukluğunu biliyor. Biz sadece kendimizi bilebiliyoruz. Başkalarını bilemeyiz. Dolayısıyla da ister sekreterya kurun, ister bilmem ne yapın, ister en ideal şeyleri getirin. İnsan, birey, fert eğer yamukluğa yönelecekse ki çoğunun yöneldiğini de biliyoruz. O zaman bu dünyada dikiş tutması mümkün değil. Şu anda en ideal devletler mesela koca koca yapılarına içerideki paranın elden ele geçtiği, aktığı, gelirin paylaşıldığı süreçlere bir bakıyorsunuz korkunç. Böyle mi? Böyle mi demokrasi? Böyle mi halka şeyin döndüğü bir yer? Mesela Amerika'yı düşünün. Tamamıyla güçlünün hakim olduğu, medyayı yönettiği, para akışını yönettiği, halkı belli bir düzeyde oyaladığı devasa bir sömürü düzeni. Ve kendileri de bunun farkında. Ve değiştirmek de bazen öyle paçanıza dolaşıyor ki değiştirmektense ya ayağınızı keseceksiniz ve onu da kesemeyeceğiniz için öyle yaşamayı artık nereden ince orada kopar diye gününü bekliyor. İnkırazını bekliyor. O yüzden koca bir tarih tanık ki hepsi inkıraza uğradı, hepsi yıkıldı ve mevcutlar da yıkılacak. Tek nedeni insan faktörü. Hocam biz bireysel olarak tam bir insan üzerinden gitmemek lazım ama bireysel olarak İslam'ın hüküm bulması için mücadele etmemiz gerekiyor. Hakkın, doğruların Allah Azze ve Celle inne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvamu diyor. En doğrusuna muhatabınız bir konuda bırak devlet idaresini herhangi bir konuda muhatabınız hayır böyle olsun diyor. Siz diyorsunuz ki ya niye öyle olsun? Yanlış. Böyle olmalı. Bak Allah ayette böyle diyor. O da diyor ki hayır ayette öyle diyor ama aslında şöyle demek istiyor falan. Yine böyle olmalı. Şu dediğimiz tartışmada nasıl tarafsanız ve ikna olduğunuz gerçeği savunuyorsanız her konuda aynı duruşu sergilemekle sonuna kadar her bir fert mesuliyet içerisinde. Mesuliyet içerisinde. Tabii. Tabii. O zaman bu da sonucu şuraya vardırmıyor mu hocam? Hepimiz madem İslam üzerine şey yaparsak yine birleştirmeye doğru gidin. Tabii yani kendi benzerlerinizi buluyorsunuz. Kendinizi çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Yani kendi ikna olduğunuz gerçekleri başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Sorumluluğunuz bu zaten. O zaman bunun üzerinde mücadele etmeye. O mücadele ölene kadar. Tabii ölene kadar. Canla başla. Canla başla. Yani gerekirse mala ve cana uzanıncaya kadar hakkı savunmak adına. Kuşkusuz yapayalnız da kalmıyorsunuz. Yanınızda birileri oluyor. Ve onlarla birlikte doğruları savunmak adına devam ediyorsunuz. Siz şiddete başvurmuyorsunuz. Ama karşı taraf başvurup ki tarihte hep öyle olmuş. Sizin doğruları seslendirmenize tahammül edemeyip ta İbrahim'i hatırlayın, Hazreti Resul'ü hatırlayın. Ammar'ı, Yasir'i, annesini hatırlayın. Karşı taraf bir noktadan sonra sizi 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi her neyse ne kadar az olsanız bile hakkı seslendirmenize tahammül edemeyip karalamalar, şunlar, bunlar en netice canınıza kastedecek bir yere kadar o sizi imha etmeye kalkabiliyor. Ve siz bir noktadan sonra o mücadelenin artık bütün şeyiyle iç içe buluyorsunuz. Gerekirse canınızla kendinizi, hakkı, gerçeği, varlığınızı, ırzınızı, malınızı, vatanınızı savunmak adına yaşam böyle bir mücadele işte. O yüzden Allah Azze ve Celle öyle bir ortam yaratmış ki bu ortamda kötüler kötülüklerini dibine kadar yaşayabilsinler, iyiler de iyiliklerini dibine kadar yaşayabilsinler. Ama ne kötüler burada bütünüyle cezalandırılıp akıbetleri? Hayır, buradaki film kötülerin en tepede olduğu, iyilerin de en çaresiz olduğu şekilde sanki bitiyor. Yani biraz denge korunuyor. Yani şey anlaşılmasın, insanlar bu bir şey diye. Belli bir, hani Cenab-ı Hak diyor ya, Allah Azze ve Celle herkesin kafir olacağını bilmese
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Yoksa kafirlere altından, gümüşten evler, barklar verirdim. Ama bütün insanlar kafir olmaya akardı içlerindeki bu şey dolayısıyla. Dolayısıyla belli bir denge gözetiliyorsa da, yani iyiler belli karşılık zaman zaman görüyor ki, ama çoğunlukla resmin büyük kısmı öteki tarafa kalıyor. O yüzden buradaki film kötülerin bayrak salladığı, tam zirveye çıkıp her şeyi biz ele geçirdik, artık iyileri bitirdik dediği şekilde bitiyor. Ki hadislerde de kıyametin kötünün başına kopacağına, kötülüğün hakim olduğu bir ortamda kıyametin kopacağına dair rivayetler var. Ki iyiler büsbütün mağduriyetleriyle ama oraya kalacak ve bak işte şimdi diye denilecek o ayran günün فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. İşte bugün de müminler kafirlerin üzerlerine gülüyorlar. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْدُرُونَ. Tahtlar üzerine kurulmuş bakıyorlar. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفَعْلُونَ. Kafirler yapıp ettikleri şeylerin cezasını çekiyorlar mı diye. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ. Geçen okuduğumuz hadislerde hani Allah'ın elçisi diyor diye, nice Resul var ki bazen kendisine bir kişiden fazlası iman etmedi kavminden. Ya Allah ayette فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Orada bir haneden gayrı Müslüman kimse yoktu diyor. O helak esnasında bir haneden başka Müslüman bulunmadı. Koca şehir tek bir hane. Orada da fire var. Evet, orada da fire var. O haneden de yine hanenin kadını aslında gönlü kötülerle birlikte. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ. Ama zor bu dünyada. Yani ben hakikaten önümüzde duran sınavın kalanıyla ne kadar çok fitneler, sıkıntılar içerdiğini bilmiyoruz ama yani masum olup, beri olup dünyada suç ile karşı karşıya olmak, iyi olduğu halde kötülükle muamele etmek çok yıkıcı bir şey, insanı çok zorlayıcı bir şey. İyilik yapmak istediğiniz kişinin aleyhinizde yanıltılıp sizi kötü sanıp size kötülükle karşılık vermesi çok yaralayıcı bir şey. Yani Allah'ın elçisi diyor ki benim aslında halim diyor, şurada diyor adamın biri bir ateş yakmış, etrafında ateş böcekleri veya böcekler ateşe varıp yanacaklar. O onlara kendisini siper etmiş, yanmasınlar diye uzaklaştırmaya çalışan adamın hali gibiyim. Ama düşünün ki o böcekler ona düşmanlık ediyorlar. O amcası hemen dağın ardındaki bir ateş veya bir ordu gibi hemen bir öteki yakada ölümle kendisini bekleyen ilahi azaptan sakındırırken amcası ona tebben leke sa'iral yevm elihâze cema'tena. Günün kalanında elin ayağın kurusun. Bizi bunun için mi çağırdın deyip sonra da kalan ömrünü onun ardında insanlar ona iman etmesin diye bizim yeğen delirdi. Sakın çok itibar etmeyin diye kendisini onu yalanlamak ve insanları onun aleyhinde kışkırtmaya adamış bir kimse. Ne kadar çarpık bir şey. O amcasının iyiliğini isterken o onu olabildiğince aşağılar, kötüler bir durumda. Ama bu halde bile Cenab-ı Hak ona fasbir diyor. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Sanmayın ki Allah'ın elçisi sadece bu hayatta sınanan, her birimiz ayrı ayrı sınanıyoruz. Ve öyle bir hazırlamalıysa kendimizi, sadece Allah kalsa tarafımızda, dürüstlüğümüzü bilen, bütün insanlık karşımızda olsa bile boyun büküp evet ben kötüyüm, kötülükten üstünü yok diye vazgeçmemeli. Ve öylece son ana kadar, ölünceye kadar ancak Allah'a teslim olarak kalabilmeli. İyinin ve kötünün eşit olmadığını haykıran kimselerdir iman edenler. Geçen bir ateisti dinliyorum. O ateist bu inanan tarafın böyle bir sorusu karşısında evet dedi. Değerlerin bir anlamı yok. Çünkü kökü yok. Yani iyilik ve kötülük değeri evet dedi, anlamsız dedi yani. Görece biz şimdi dedi bunu kullanıyoruz dedi. Yaşamı kolaylaştırsın diye. Ama köklü bir anlamı yok. İtimat ettiği bir arka plan yok. Çünkü yani o kendisini ortaya çıkarmış, o kendisini ortaya çıkarmış. Oradan o çıkmış, buradan bu çıkmış. O zaman kötülük de böyle
bir yerlerden çıka gelmiş, iyilik de bir yerlerden çıka gelmiş. Demek ki birbirini üreten benzeri süreçlerden, aynı şeyler bunlar ya. Öyle diyor yani, kötü de olur, iyi de olur, böyle o onu yer, o onu tüketir, o ona vurur. Bir arka planda ikisini ayırt edecek, birine doğru diğerine yanlış diye birini cezalandırıp diğerini ödüllendirecek bir üst güç olmadığı için sahada böyle yani aynı şey. Bardağın boş tarafı ne kadar geçerli yerli yerince ise dolu tarafı da öyle diyor yani. Değerlerin bir anlamı yok diyor yani. Ama biz müminler hayır, iyilikle kötülük farklıdır. Ve bu iki anlam farkı birbiriyle tamamen zıt, arası açık ve karşılığını da birebir görecek şekilde bulacaktır. Çünkü Allah var diyoruz. قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ. Sahada kötüler çok olsa bile فَتَّقُ اللّٰهَ. Darwin ne diyor orada? Diyor ki işte güçlü olan diyor yedi ötekini bitirdi yani. İyilik kötülük üzerinden gitmiyor. Güçlü yedi ötekini yedi. Hakim oldu. Hakim olan üstüne. Yani. Adam darbeyi yaptı çıktıysa başa, tamam. Başardı mı? Artık kral o. İyi o. Yani iyilik kötülük diye bir şey yok. Öteki samimiydi. Öteki halkı için çalışıyordu. Öteki yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Yani kim ortama hakimiyetini başarıyorsa, kündüne getiriyorsa işte iyi de odur diyen bir anlayış. Niye? Çünkü öğretmen yok sınıfta. Yani gelip iyiye kötüye karşılığını verecek, muhakeme edecek, durum bakayım hele diyecek biri olmadığı için kim zapt ederse, kim etrafına birilerini toplayıp ortama hakim olursa bütün iyi o, büyük o, hakim o. Adam yaratılışı, varlığı böyle tasarlıyor, bugüne getiriyor. Bugünden sonra da böyle. Onu bir köşeye sıkıştırıp geberttiğinde işte bak gördün mü, bak şimdi ben fırsatını denk getirdiğim için şimdi sen kötü oldun ve ölmeyi hak ettin. Çünkü ben akıllıyım. Seni kününe getirmeyi, pusuya düşürmeyi becerdim. Ve sen öylece mırdar gittin şimdi artık yani. Hiç kimse de senin yok, mağdur edildin. Birisi arkadan vurdu seni. Arkadan vurmak ne demek? Vur da nasıl vurursan vur demeye getirmedin mi sen? Getirdin. İşte bu Yaradan'ı resim dışına çıkardığınızda her taraf artık orman kanunu, hiçbir şey yok. İyi mi, kötü mü, hiç bunların bir kıymeti yok. Ama Allah Azze ve Celle olduğu için değerlerin bir anlamı var. Ve değil mi ki bu değerlerin içimizde bir karşılığı var? Demek ki Allah var. قُلْ لَا يَسْتَوْا. Bizim içimiz cız ediyor. Görünce bir mağduru ama çok zayıftı, çaresizdi demiyoruz yani. Nasıl öldürürsün ya? Nasıl onu yok edersin ya? Adam Allahsız demiş ki özürleri daha doğar doğmaz tepeleyelim gönderelim. Niye? Ya diyor yani bundan bir şey çıkmaz. Yük olur üzerimize. Ya iyi de suç yok. Ne dedin? Suç mu? Suç, suçsuzluk, adalet böyle şeyler yok. Güç. Baskın gelen haklı olan da odur. Ya o zaman bizim insanlığımızın bir manası yok. Duygularımızın, gerçeğin, hakkın, adaletin, hikerekin, dördün, terazinin diye bir manası yok. Kaldır her şeyin, vur altından tekmeyi devir. İyi, kötü hiçbir manası yok. Ama Allah Azze ve Celle olduğu için işte o yüzden inanıyorum ki bir önceki ayete bu kadar sıkı sıkıya bağlı. Vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma taktumun. Kul la yastavi'l habisu ve't tayyib. De ki habis ve tayyib asla eşit değil. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. فَتَّقُ اللّٰهَ. Habis, aslında bazı kimseler de var ki aslında iyi oldukları halde onlar habisin çokluğuna prim veriyorlar. Bunlar işte insanların zibili gibi varlıklar bunlar. Yani bakıyor böyle ortama, bu taraf kalabalık. Bu tarafın doğrularını güzelce seslendiriyor vesaire. Sonra bir şey sarkaç bu tarafa kayarsa doğru olanın bu tarafta olduğunu bile bile ama ne yapayım diyor. Ben tek başıma karşı duramam ki yani. Bizim de bir canımız, çoluğumuz, çocuğumuz var diyor yani. Şimdi bu tarafın eline geçti şimdi diyor. Bu tarafa kayıveriyorlar böyle. Artık o dünkü söylediklerini bir sefer başka türlü söylüyor. Ve o onları söylerken içiyle dışı arasında o farkı oluştururken, farklılaşırken kendiliğinden
kendinden kaybediyor, kendisi aşınıyor, insanlığı böyle dökülüp gidiyor. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. O yüzden Allah'ın Resulü ekberul cihadi kelimetu adlin inde sultanin cair. Cihadın en büyüğü zalim bir hükümranın karşısında adil tek bir kelimeyi söyleyebilmektir. Muazzam bir şey o. O kalabalıkların karşısına çıkıp İbrahim gibi اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ elinizle oyduklarınıza mı tapıyorsunuz? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ halbuki sizi Allah yarattı diyebilmek. اَقُولُ قَوْ Bir de yukarıda Cenab-ı Allah kerbettiğiniz dediniz. Zaman zaman biz bunu çok yaşıyoruz. Ben kendi nefsimde. Karşı taraf çok kalabalık. Söylemiş olacağınız bir şey sizinle onların arasında bir sorun oluşturabilir. Yani orada sussam mı diyorsunuz bazen bunu. İşte Cenab-ı Allah da burada diyor ki sen aslında bile bile onların yanlış olduğunu bile bile kabis olduğunu bilsen bile en azından kerbediyorsun ve söylemiyorsun gibi. Bunu içimizde yaşıyoruz. Cenab-ı Allah da burada bizi tehdit ediyor. Ben senin biliyorum neyi gizlediğini, neyi açığa vurduğunu. Yani kötü kötülüğünü ilan ediyor. Kötüye iyi diyor sizin gözünüzün içine baka baka. Siz de hadi oradan ya. Kötü işte o diyemiyorsunuz. O esnada gözettiğiniz şeyler var. Neyi gözetiyorsunuz? Ya alıcı öğrenciyseniz alacağınız puanı, geçeceğiniz sınıfı, işçiyseniz patronunuzun işten çıkarıp çıkarmasını, iş almak üzere olan bir ticaret erbabıysanız o eldeki işi kaçırmayı, ne bileyim bir üst idareciyseniz bir üst makama geçebilmek için üst idarecinin dediklerini falan adam yanlış söylüyor. Normalde bir başkası söylese hadi oradan diye şey yapacaksınız ama o söyleyince tabii efendim tabii emriniz olur deyip o anda renksizleşiyorsunuz. Renksizleşiyoruz. Bunların benzerlerini çok yaşadığımız için tanıdık duygular bunlar. Ekulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.